O zaman Osman, bu çok okunan makaleleri çekelim ya da kategorileri mi çekelim? Hatta şöyle yapalım. Kategorilerle ilgili şu renkler var ya, bu renkler için color input'u vardı. O color input'unu kullanalım. Hem bir onunla ilgili de bir iki değişiklik yapmış oluruz. Şöyle kategorinin create update'ine geliyorum. En üstte bir tane alan oluşturacağım. Input color diye. Şöyle color ID'si de name'i de color olsun. Şöyle hemen üstüne bir tane label koymak istiyorum. Kategorinin rengi diyelim. Class, yani form kontrol vermek istiyorum ama çok uzun olacak. Bir bırakalım böyle nasıl gözüküyor. Ona göre elleriz. Bunu da biliyorsun oluyor muydu hatırlayamıyorum ama bakarız. Biz şimdilik verelim yine. İset kategori ise kategorinin color'ına bas. Yoksa da hiçbir şey basma. Şu an kategorinin color diye bir alanı yok. O yüzden yine bir migration oluşturuyorum. Lock'tan sonra gelsin. Sayfayı bir yeniliyorum. Şimdi hata vermedi. Güzel. Şimdi ben buradan renk tonu seçeceğim. Ama bunu tabii liste için yapacağız. Önce bir tane düzenleyerek ilerleyelim yani. Rengini şöyle kırmızı seçelim. Bir kaydedelim. Bakalım bir daha açtığımızda kırmızı geliyor mu onu bilmiyorum çünkü ben daha önce hiç kullanmadım. Böyle veri tabanını göstereceğim size. Color'ı çünkü kaydetmedik gerçi o yüzden gelmiyor. Color'ı veri tabanına bir kaydedelim. Neredeyiz? Kategori Controller'da. Store sırasında kaydedeceğiz. Güncellerken de güncellememiz lazım. Şöyle nereye koyduk? Slug'lı. Yani name'in hemen altına koyabilirim. Gelen color kategorinin color olacak. Şurayı da bir daha bir kopyaladım. Bunun update'ine de koymamız lazım çünkü. Güncellenirken. Yukarıda mı kaldı update? Şuraya da koydum. Sayfayı bir daha bir yeniliyorum. Kırmızının bir tonunu seçtik. Kaydet dedik. Tamam dedi. Bir daha bakalım. Evet, kırmızı direkt seçili geliyormuş zaten. Şimdi buraya baktığınız zaman da nasıl bunu atıyor diyorsanız şöyle renk koduyla beraber atıyor arkadaşlar. Hani biz renk kodunu nasıl normalde yazıyoruz ya. Bu renk koduyla atıyor. Biz bunu da yine benim şu yaptığım tasarımın içerisinde burada bakın yanlarına bir alanlar koydum ya onların rengini öyle veririz. Ya da işte ne bileyim belki sayfa açıldığı zaman ekstra bu renkleri kullanarak bir şeyler yapılabilir. Seçilebilecek hale getirdik onu da. Sadece yine şunu merak ediyorum. Buna bir klasına bir form kontrol verelim. Çok mu geniş olacak? Görüntüsü çünkü böyle çok da hoş gibi gelmedi.
Yani nasıl bilmiyorum, bu hoş mu? Bilemedim. Bir de bunun klasına MTTR kaç veriyormuşuz alttakilere? MBSM varmış. MBSM. Bizim üsttekinde MBSM yok o yüzden. MBSM. Batım küçük bir boşluk bırak anlamında. Sanırım kalabilir ya böyle. Anlaşılıyor diye kötü durmuyor herhalde. Şimdi rengimizi de kaydettik. Kategorileri artık ana sayfaya göndermekle başlayalım. Controller. Yine front'un içindeyiz. Şimdi bizim bu kategorilerin query yazmak zorundayız. Kategorilerin içinde aktif olanları sadece göndermemiz lazım. O yüzden statüsü 1 olanlar sadece gitmeli. Ve get ile beraber tümünü almalıyım. Burada baktığınızda işte status diye bir alanımız vardı biliyorsunuz. Hani aktif mi bu ilgili kategori. Bunu sağlayabiliyoruz bu şekilde. Ya da işte bunun yine scope'u var mıydı hatırlamıyorum. Öyle bir scope yazmış mıyız status diye. Nerede? Scope slug. Status varmış. Gerçi statüsü böyle neden yaptık like'la? Birebir eşitlemedik. Diğerleriyle aynı yaparak kopyala yapıştırla galiba ilerlemiş. 0-1 olarak gitmesi gerekiyor ya doğrudan. Neyse bunu ellemeyeyim şu an videonun içerisinde ama çok basit. Şurayı sadece sileceğim. Çalışacak ondan sonra yine. Ama like'a gerek yok orada. Aklınızda olsun yani oraya biz bir atlamışız ya da kopyala yapıştırla üstten ilerlediğimiz için o sıra dikkat etmemişiz. Şu an ne yaptık? Kategorilerin hepsini çektik ama kategorilerin aktif olanlarını çektik. Sonra da buraya kategorileri gönderiyorum. Kategorileri basacağımız alana şimdi gelmemiz lazım. 9'a 3'lük alan nerede? Bir onu görebilirsek. Burası most popüler. Telegram. Böyle. Çünkü bizimkisi şeyin içinde. Front'un içinde. Evet, burası. Kategoriler bölümü. Şimdi benim burada bir tane limin kalması yeterli. For işte beraber kategorilerin içine döneceğim. Categories gönderdik. Bu bir kategori. Li'yi şöyle içeri alacağız. Kategorinin bir title'ı mı name'i mi vardı hatırlayamıyorum. Şöyle veri tabanına bakalım. Name'i varmış. O yüzden kategorinin name'ini basıyorum buraya. Sonra da şurada bakın bu renk verilen kısım burası. Şu da yuvarlak oluşturuyor şu kod. Ne yapıyor diye soruyorsanız. İşte text warning kısmını kaldırıyorum. Çünkü bu yazının rengini veriyordu. Bunun yerine şuraya bir style yani inline element açıyorum. Buna bir color yani renk veriyorum. Color'ın da karşılığına diyorum ki kategorinin color'ı. Şimdi kategorinin color'ı boş olabilir. O yüzden bırakalım gerçi nasıl gözüküyor yine bakalım da. Bir tanesi hariç hepsinin bakın bir tanesi hariç hepsinin gri gelmiş oldu. Böyle olduğu için. Yani bence fena değil böyle kalsın. Renk verilirse renk olsun. Kategori name okey. Şimdi burada bir href link oluşturmamız gerekiyor. Bizim kategoriye yani ben bu kategoriye bastığımda ne beklerim? Bu kategoriyle ilgili yazıları, alanları görmek isterim. O yüzden de buna özel bir root oluşturmalıyız. Şöyle web.php'me geliyorum. Root get şöyle slash
Bu rotumuz kategorileri barındıracak burada. Kategorinin slağı gelecek şu kısma. Bunu normalde en alta eklemek lazım. Benzersiz mi? Nasıl yapalım? Şöyle yapalım şimdilik. Sonra onu güncelleyip ilerleyen zamanda gösteririm. Alta doğru almam lazım olacak çünkü daha sonra. Ve kategoriler deyip hangi kategori gelecekse kategorinin slug name'ini buraya alacağız. Slug diyorum. Sonra bunu da şöyle yine front controller'ın kategorisine gitsin. Name'i de kategori olsun. Şimdi bu slağımız biliyorsunuz bizim hangi tablomuza bağlı? Kategorise bağlı. Şöyle kategori isteyip aynı zamanda bunu şöyle yapabiliyoruz. Yani bu tabloda slug diye bir alan gelecek anlamına geliyor bizim için. Bunu verdiğiniz zaman ekstra bir koruma yapmış oluyorsunuz. Yani eğer ki bu slug bu kategori tablosunun içerisinde yoksa hiç böyle bir sayfa bulunamadı. 404 hatası gibi bir hata dönecek. Bulursa da zaten yine kategori kontrolörün direkt içerisine bizi yollayacak. Şöyle kategori kontrolör derken kontrolörün içinde kategori fonksiyonuna yollayacak bizi. Şöyle public function kategori diye bir fonksiyon oluşturdum. Request'ini aldım. DD ile de şöyle request all diyelim ama o slug'ı göremeyeceğiz. Request'in slug'ı dersek ancak göreceğiz ama yine de biz böyle bir deneme yapalım. Sonrasında geliyorum yine bu front'un oradaki ilgili kısma. Benim root'um sadece kategori. Bakın burada kategori ile ilgili başka isimler de var. O yüzden bunun bir ismini değiştireceğim. Sadece kategori bırakmayacağım. Front nokta kategori yaptım buranın ismini. Çünkü karışacak daha sonra ilerleyen süreçte karışmasın diye. Burada bir slug diye bir alan bekleniyor bizden. Şöyle slug kategorinin slug'ını bir göndermeye çalışalım. Başarılı olacak mıyız bir bakalım. Neredeyiz? Şurada linkimiz. Bir inceleyelim şöyle. Nasıl bir link oluşturdu bize? Bakın linke baktığınız zaman eloquent test kategoriler Evia Aurora. Yani bunun slug name'i neyse o oluşmuş oldu. Şimdi şuna şöyle basıyorum. Bastığım zaman da bütün yani gitti front controller'ın kategori fonksiyonuna. Fakat all yaptığım için hani ben all'la beraber gelemedi. Şunu slug'a çevirirsem ilgili değeri alacağım. Ya da size bunları zaten daha önceki söylemiştim, anlatmıştım derslerde. Şurada da slug alabilirim. String olarak bir slug alanı gelecek deyip. Bu da slug'ı yine buradan bize gösterecektir. Bakın DD ile geldi. Şimdi güzel, madem öyle burada bir slug alabiliyorum. Aslında buradan şunu fark etmeniz de gerekiyor. Onu da istiyorum. Hani ben burada gittim ve dedim ya kategori veri tablomuzda slug diye bir alan var. Bununla tutuyorsa gelecek. Tutmazsa gelmeyecek. Zaten tutuyorsa ve geliyorsa o zaman bana aslında kategoriyi dependency injection dediğimiz yani bağımlılığını yükleyerek bize verebiliyor veriyi. Yani front controller'ın şurasında biz şöyle kategoriden kategori alırsak ilgili kategoriyi bize getirir arkadaşlar. Şöyle bir yenileyelim. Bakalım doğru yapabildik mi şu anda? Olmamış. Ben yapamamışım şu anda bu kısmı. Bir bakalım.
Burada bir hata mı oldu? Ne oldu anlamadım ama şöyle bir de deneyeceğim. Getirmesi gerekiyordu onu direkt ilgili kategoriye. Bu çünkü onun alanı. Tabi ID benzersiz olan alan. ID ile göndermiş olsak alabilir miydi? Bir ID ile deneyelim. Ben o yüzden belki karıştırıyor olabilirim. Sıla direkt kullandım çünkü ben burada. ID deyip şöyle bir burada bir ID yollayayım eline. Bakalım buluyor mu? Bulamadı. Şunu bir kaldırıyorum. Yine yok. Bununla alakası yok. Şuraya direkt kategori diyelim. Kategori modelini o zaman alabilir miyiz? 5 deyince göstermedi şu anda. Çünkü vermedi. Peki biz yine o zaman normal yöntemimize devam edelim. Yani hiç ellemeyeceğim. Oraya bir geri görüp yine size gösteririm. Ben de çözdüğüm zaman. Normal çalışabilir. Bu çok yani yakınız şu an. Çok uzak değiliz. Çalışmasını sağlayabiliriz ama başaramadık. Ufak bir güncelleme ile beraber orayı size göstereceğim daha sonra. Şimdi bu front controller'ın içinde deminki hale getiriyorum. Yani şu slug'la beraber alanım geliyor. Madem ben bu slug'ı biliyorum artık kategoriyi burada alabilirim. Kategori eşittir. Kategorinin query'si. Sonra ver koşulumuzu yazacağız. Bizim kategorinin içinde slug diye bir alan var. Bu slug gelen slug'la aynı olacak. Ve git bu kategoriyi bize bul. Demiş oluyoruz. Tabi kategoriye bağlı olan article'ları da bulması lazım. O yüzden şurada bir de with diyeceğim. Article'larıyla beraber getir diyeceğim. Bu neydi? Eager loading oluyordu. Şu an bizim bu kategorinin Eager loading'i var mı article'ları ile ilgili? Hatırlamıyorum ben de. Böyle bir en altta varsa vardır. Öyle koyarım çünkü. Parent kategorisi var. User'ı var ama article'sı yok. Bir kategori birden fazla article'a sahip olabilir. Public function articles diyorum o yüzden. Şöyle geldik. Return this has many. Çünkü birden fazlaya sahip olacak ya has many. Çoklu bir şekilde olmasını sağlamış oluyoruz. Article modeliyle foreign key'imiz diğer tablodaki kategori ID ile bizdeki ID'ye denk gelecek. Burası da hezmeni döndüğü için hezmeni türünden veri dönüşü sağlanıyor dedik. Şimdi geldik buraya artık beraberinde articles'ları almaya çalıştık. Basalım bakalım DD ile. Kategorimizin içinde şu anda ne var? Şöyle bakın kategorimizin alanını buldu ya yani hangi kategori olduğunu buldu. Onun haricinde bir de şu altta relations bölümü var. Relations'ın içinde de şöyle items'ları görebiliyoruz. 3 tane article varmış beraberinde. Bakın bunları da bize getirdi. Bunların içine de baktığınızda işte bu makalenin başlığı, makalenin işte sıla, body'si bilmem ne falan filan değerleri var burada. Şimdi böyle baktığımızda tamam güzel beraberinde getirdi. Fakat ben eğer ki yine alırken işte bunun statüsünün aktif olmasına, publish date'inin şu anki tarih geçmesine bakmam lazım. Publish date neydi? Bunun gösterileceği, paylaşılacağı tarihti. Eğer ki publish date'i şu anki tarihten eskiyse ben bunu göstermeliyim kullanıcıya. Ama publish date eğer ki ileri bir tarih ya da şu anki gibi nullsa ben bunu kullanıcıya göstermemeliyim. Şimdi bununla ilgili komut yazabiliriz, kod yazabiliriz burada. Şu with'in içinde de yazabilirim. İstersen bu article'a da yazabilirim ama article'a birden fazla kez ihtiyacım olabilir. Bunun yerine şöyle yapmak da mantıklı oluyor. Şuradaki ilişkiyi birden fazla kez kurup mesela articles active deyip yani aktif olanları getirmesi için buna aktif deyip daha sonra bunun sonuna da gelip şöyle ver koşulumuzu yazabiliriz. İşte ver koşuluna deriz ki
statüsü 1 olsun. Aktif olsun yani. Sonra bir diğeri neydi? Publish date'i. Tabii böyle verle yazmam lazım. Publish date'i bugünden büyük eşit olacak. Karbon değil ya da now desek de direkt olur. Şu an demek anlamına geliyor bu now direkt. Şu andan büyük olacak. Bir de yine şunun üzerine bir koşul daha yazalım. Where not null diyelim. Publish date de null olmayacak. Böyle bir veri varsa beraberinde articles active ile beraber getirecek. Ben peki buraya articles değil de articles active dersem bakalım hiç aktif olan var mı? Getirecek mi? Herhangi bir aktif olan yokmuş mesela. O yüzden getirmedi. Şimdi gidelim bir elle güncelleme yapalım oralarda. Article'larında. Bizim bu bastığımız bir numaralı ID. Article'larda da şöyle bir filtreleme yapacağım. Kategori ID'si bir olanları getirsin. Bu bir olanlardan hepsi aktif fakat hiçbirisinin publish date'i yok. Sadece bir tanesine publish date vereceğim. Bugünden eski bir tarihi verdim. Sadece bir tanesine. Diğerleri null zaten. Bir daha bir yeniliyorum. Bakalım veriyi alabiliyor muyuz? Articles Active'de yine gelmedi. Bize veri. Nasıl bakalım? Publish date'i yazdık. Statüsünün 1 olması gerektiğini söyledik. Hezmen ilişkisini kurduk. Güzel aslında. Bu karbon metodunu alması lazımdı ama almadı. Bir daha bir kendim karbon nav desek aynı anlama geliyor zaten. Buraya get dememiz mi gerekiyordu acaba diyeceğim ama get dersem de hezmeni değil collection dönmüş olurum. Deneyelim böyle bir daha. Satırı bir kaldıracağım. Bir tane gelecek çünkü sadece bir tanesi null değil. Onun da publish date 2023 20'si. Yani ayın 20'si olarak yazıyor. Bizim 21'i şu anda zaten. Peki buradayken şöyle bir de nav'a basarak bir görelim. Nav'ın formatını olmadı ona göre vereceğim. Yani normal tarihli olarak geliyor aslında. Normal sorun yok da. Bir formatlı verelim. Bakalım formatlı şekilde çalışacak mı? İkisini de kaldıralım. Nav diyeceğim. Format. Y-M-D. Bir de tabi saate de bakmak lazım. Bunu yazmadık. HIS. Bir dakika bu büyükse demişiz. Kuralımız yanlış gençler. Publish date'im şu andan küçükse gözükecekti. Belki de demin navla da çalışacaktı. Bu YMD'ye de gerek yok. Ben burada büyükse demişim. Kural yanlış ya, mantık yanlış. Aynen şimdi geldi. Bir tane var. O da şu anda elimize ulaşmış oldu. Biz bu kaydı da ilgili kayıtla beraberinde alabildik.
Aldığımıza göre artık gidip bunu return view deyip kategorinin gösterileceği listeye atmamız lazım. Front nokta kategori ya da kategori demeyelim. Front nokta list diyelim. Ya da article list diyelim. Article tree list diyelim. Böyle bir listimiz şu anda yok. Compact'la beraber kategoriyi de göndereceğim. Şimdi buraya baktığınızda şunu hemen anlamanız lazım. Yani görmeniz gerekiyor. Biz normalde ne yapıyorduk? Hem bu settings'i yolluyorduk hem de bu kategorileri yolluyorduk aynı zamanda. Ama sadece bu sayfaya bu bilgiyi yollarsak o zaman benim bu ilgili iki alanım gözükmeyecek. O yüzden bunları da benim burada gönderiyor olmam lazım. Hem categories hem de settings ayarlarını göndereceğim. Şu an böyle bir article list diye bir listem yok. Böyle bir view'um yok. Admin değil, front'un içinde yeni bir plate article list dedik. Layout.front. Bunun bir content bölümü var. Bu content'i de şuradaki front'taki listten alacağız. Bakın articles dediğim list oluyor. Bunun 9'luk olan bölümü içindeki section'ı kopyaladım. Ve öncelikle bizimkine bir koyacağım. Sayfa açılsın önce. Bakalım boş da olsa nasıl geliyor mu? Şöyle şu şekilde sayfamız açıldı. Ve bakın şurada yine linkimiz ilgili kategorinin kendisini getirmiş oldu. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bu makalelerde dönmeye çalışacağız. İlgili kategorinin makalelerinde dönmeye çalışacağız. Dönmek dediğimiz yerde şu columnD dörtlerden her birisi bir alan ifade ediyor. Bunu döneceğiz. O yüzden şu diğer geri kalanların hepsini siliyorum. Bir tane kalması yeterli. Sonra paginate bölümü var altta. Bu pagination'ı da buradan paginate ederek almamız lazım ki görebilelim. Şimdi şöyle baktığınız zaman şu durumu göreceksiniz arkadaşlar. Biz şu an nereden nereye gittik? Kategoriden articles'lara gittik. Yani gelen kategorinin verisine bakarak articles'lara gitmeye çalıştık. Ama bizim burada asıl ihtiyacımız olan articles'ları paginate edebilmek. Şimdi bu pagination'ı sağlamak tabii ki birçok yöntem var. Bunları yavaş yavaş böyle ilerliyor olacağım. Doğrudan with'le beraber de gösterip bir de with'siz olarak göstermeye çalışacağım size ama şu an açıkçası kafanız karışmadan yavaş yavaş sindire sindir ilerleyelim diye şu an bu kategoriyi çektik ya bunun üzerinden yürüyeceğim. Daha sonra paginate'i de göstereceğim size yine. Hani şu anda paginate sayfada var ama şu aşamada bölüp öbür yapıya geçersem anlaşılmayabilir. O yüzden oraya geçmeyeceğim şu an hemen. Sadece bir göstermeye çalışalım. İlk amacımız o olsun. Şöyle add for each ile beraber gönderdiğim kategorinin şöyle articles aktiflerinin içinde döneceğiz. As item diyorum. Dönerken de bu kolu baz alarak döneceğiz. Asset'le beraber item'ın image'ini buraya basmamız lazım. Sonra yazarı buraya basmamız gerekiyor. Item'ın user'ının name'ini basmamız gerekiyor. Bu item'ın user'ının name'i ne demek? Şu an bu aşamada kafanız karışıyor olabilir. O yüzden geliyorum. Kategoriden articles'a gittik. Article'dan da şöyle burada user var mıymış? Bakıyorum. Bakın user'ı var. User'ına gitmiş olduk. İlişkiyi kurarken de şurada with'le beraber alırken aldık. Articles aldık. Articles'ı alırken de otomatik olarak bu user da bizimle beraber geldi.
Ama şu anda benim yazdığım kodun şu şekilde, bakın ben user'ı easy loading'in içine çağırdım mı? Çağırmadım. Bu yapıya ne deniyordu? Lazy loading ve bunun performansı öbüründen daha kötüydü. Şu an önce böyle kodu yazacağız, sonra iyileştire iyileştire ilerleyeceğiz. O yüzden bilginiz olsun yani bunu niye böyle ilerliyoruz? Ondan kaynaklı. Sonra buraya şöyle div fazla mı? Item'ın name'i miydi, title'ı mıydı? Makalenin title'ı yok. Bu article'ın title'ı, kategorinin neydi? Name'i. Kategorinin name'i. O zaman bu kategorinin name'i. Sonra burada bir başlık bölümümüz var. Substr ile beraber alacağız. Pardon. Item'ın bu da item'ın kategorisinin name olacaktı. Biz bunu direkt name yazdık. Article'lara dönüyoruz. Article'da kategori bölümü vardı. Onu da şöyle gösterelim. Parent kategori varmış. Pardon, bu kategori article'a geliyorum. Article'ın kategorisi var bakın. Ben ne yapıyorum şu anda burada? Article'ın kategorisinin name'i. Bu da yine easy loading ile oluyor. Ama easy loading'in içerisinde biz bunu çağırmadık. Şu an yine lazy load'la işlemimizi yapmış oluyoruz. Burada da başlığı basacağız. Item'ın yine unutuyorum. Yani article'ın title'ı. Article'ın title'ını alacağız. Böyle substr'nin ilki neydi? Önce string'i ver. Sonra nereden başlayacaksın? Ne kadar gideceksin diye 20 karakter olarak basabiliriz. Sonra burada da bir linkini oluşturmamız lazım. Şu an linki vermeyelim. Bir basarak görelim o zaman önce. Burada da ne zaman paylaşıldıysa onu göstermeye çalışacağız. Item'ın publish date'ini kullanacağız. Bunu da karbonla beraber parse ederek kullanmamız gerekiyor. Date format diyeceğiz. Gün, ay ve yıl şeklinde göstermeye çalışalım. Şöyle bir yeniledim. Bir tane var. İşte burada kategorisi bakın yazıyor. Şurada yazarın ismi 20 karakterlik olarak başlığı yazıyor ve altta da hangi tarihte yayınlandığı yazıyor. Şu an bu bilgileri getirdik. İlgili kısmın bir resmi olmadığı için gelmedi. Bir bunun resmi yok. Biz bir kendimiz oluşturmaya çalışalım. Resim koyalım yani ona. Allah Allah. Sercan'cığım şey geldi aklıma. Mesela Vibe çalışmıyormuş. Efendim? hani mesela bu şimdi az önce hani mesela aramaya kalktın ya şey geldi aklıma. Buna da böyle bir sağ üst köşeye böyle bir filtreleme, farklı bir filtreleme hani yapsak atıyorum. A'da, hani A'dan Z'ye sırala. Şurada değil mi? Şunu diyorsun. Şurası için söylüyorsun. Burası için mi söyledin mi? Burası için mi? Aynen burası için dedim. Hani az önce mesela şimdi sen tek yani böyle prof yazıp yazdım mesela gelmedi. Baktım hani sayfaları tek tek arayacakmışsın gibi geldi bana da hani böyle bir Aynen A'dan onu Z'ye. yapmak lazım da tabii. Şu an o dediğin yeri şöyle yapabiliriz. Şu image, şu title'ın üzerine basınca bir kere Ha, evet. basınca A'dan Z'ye bir daha basınca tersini sıralamasını sağlayabiliriz. O olur. Evet o öyle bir mantık. Onu geliştirelim. Ya onu hatırlat yine geliştirelim onu. Ekleyelim. Tamam. Tamam, okey. Önce bir şunu bir bakalım. Bu neredeyiz biz şu an? Makale listesiyiz. Makale listesinin şeyi çalışmadı. Search text miydi? Ne yapmıştık onu? Scope'u neydi onun? Status, kategori, user, publish date. Allah Allah. Bunu biz koymamış mıyız? Admin'in article controller'ında listesinde
Ver komutu QR ile beraber. Sonunda da yok. Yüzde işaret. Şimdi geldi. Şöyle içerisine girelim. Bir resim ekleyelim. Etiket alanı boş geçemez dedi. Çünkü boşmuş. Nerede? Article index index. Biz daha önce bu işlemin yani güncelleme işleminden sonra nereye gönderiyormuşuz? Article index index olmuş nedense. Bu bir tane index fazladan kalmış. Makale güncellendirildi. Şimdi bakalım resim geliyor mu? Görseli alabiliyor muyuz? Güzel. Görselimiz de geldi şimdi. Sayfanın içerisine. Burada böyle sayfalarca bu normalde tekrar edecek. Şimdi geliyorum birazcık daha kodumuzda birkaç düzenleme yapmak istiyorum. Yapı değişecek bu arada. Onu söyleyeyim. Buraya kadarki videoyu izlerken bir izleyin. Ardından buradan sonrasını ayrıca izleyin. Neden böyle kullandığımızı biraz daha iyi anlayacaksınız o zaman.